ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Seri Katiller dosyasının bu bölümünde 1800'lü yılların İngiltere'sine gidiyoruz. Mary Ann Cotton isimli dünyanın en korkunç annesinin efsanesi yıllardır bütün dünyada dolaşıyor, özellikle İngiltere'de. Birçok tiyatroya ve filme konu oldu. Bir anne kendi çocuklarını gözünü kırpmadan öldürebilir mi? Eğer bu Mary Ann Cotton'sa evet, öldürebilir. Mary Ann Robson 1832 yılında Low Moorsley diye İngiltere'nin Durham şehrine bağlı küçük bir köyünde doğdu. O dönem birçok aile gibi Robson ailesi de yoksulluk yaşıyordu. Babası yaşadıkları madenci köyünde bir madende çalışıyordu. Aşırı katı dindar bir adamdı ve disiplinli tavırları ailesine dünyayı dar ediyordu. Evine ekmek getirmek için çalıştığı madende Mary Ann 8 yaşındayken göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Şimdi annesi ve bir de erkek kardeşiyle yalnız kalmışlardı. Artık hayat onlar için daha zorluydu. Bu kadar zorluğun altından tek başına kalkamayacağını anlayan annesi evlenmeye karar verdi. Mary Ann üvey babasını hiç sevmiyordu. Hoş, üvey babası da onu sevmiyordu. Çocukluğu bir an önce büyüyüp kendine daha iyi bir hayat kurabilme hayalleriyle geçti. 16 yaşına gelince bu hayallerini gerçekleştirmek adına ilk adımını attı. Durham yakınlarında Southampton diye bir köyde hizmetçi arandığını duyunca gidip başvuruda bulunarak işe kabul edildi. Girdiği bu malikanede ilk kez zenginliğin ne olduğunu görüyordu ve bundan inanılmaz etkilendi. Böyle bir evin hanımı olmanın hayalleri aklını başından alıyordu. Çalıştığı süre boyunca ev sahibi aile ile hiçbir sorunu olmadı ama dışarıdan bazı aşk dedikoduları yayılıyordu. Köyün genç rahibiyle ilişki yaşadığına dair dedikodular iyice çoğalınca evi terk etmek zorunda kaldı. 1851 yılında Durham'a giderek bir terzinin yanında iş buldu. Bir sene zaman kadar sonra bir barda tanıştığı William Mowbray adlı bir madenci gençle aşk yaşamaya başladı. Kısa süre içerisinde adamdan hamile kaldı. William da zaten kadına aşık olduğu için evlenme teklifi etmekte tereddüt bile etmedi. 1852 yılında mutlu çift evlenerek bir aile kurdular. William'ın işlerinden dolayı sık sık şehir değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Çiftin tam 5 çocuğu oldu. Fakat ilk çocuk dışında 4'ü daha bebekken öldüler. Bu yıllarda çocuk ölümleri oranı bir hayli yüksekti. Ama 4 çocuğun ölmesi de normal bir istatistik değildi. Sürekli para yüzünden tartışıyorlardı. Bu yüzden William iyi bir iş bularak ailesini de alarak Sunderland'e götürdü. Burada 3 çocuk daha doğurdu. Tabi 3'ü de çocukken hayatını kaybetti. Bir tek ilk doğan kızı Isabel yaşıyordu. 1865 yılında William ayağından sakatlık geçirip çalışamaz duruma geldi. Haliyle eve ekmek getiremeyecekti ve eşi Mary Ann ona bakmak zorundaydı. Kısa süre sonra adamın sakatlığının yanında bir de mide sancıları baş gösterdi. Bu mide sancıları genç adamı ölüme kadar götürdü. Mary Ann dul kalmıştı ve kendisine para getirmeyecek adamdan kurtulmuştu. Kocasının ölümüyle ortaya çıkan sigorta parasını hiç beklemeden bir sonraki gün giderek teslim aldı. Mary Ann şimdi yeni bir eş arayışına girdi. Bir süre tek kalan çocuğu Isabel ile yaşamaya devam etti. Çok geçmeden Joseph Natress adında nişanlı bir adamla ilişki yaşamaya başladı. Hatta adamdan hamile bile kaldı. Fakat adam nişanlısından ayrılmayınca Mary Ann bu ilişkiyi bitirmek zorunda kaldı. Çünkü adamla evlenip onu öldürdükten sonra sigorta parasını alması lazımdı. Sadece bir evlilik onun için yeterli değildi. Bu arada Joseph'ten hamile kaldığı çocuk da küçük yaştayken geçirdiği sözde bir mide rahatsızlığı ile hayatını kaybetti. Şimdi kendisine düzenli bir gelir sağlaması gerekiyordu. Bu yüzden Sunderland'de bir dispanserde iş buldu. Bu iş sayesinde bazı ilaçlara da rahatlıkla ulaşabiliyordu. Özellikle ağır zehirlere. Burada çalışırken amacı hem düzenli bir gelir elde etmek hem de zengin bir eş bulmaktı. Çok geçmeden George Ward adlı bir mühendis ile tanıştı. George orada hastayken tanışmışlardı. Adamın zengin olduğunu fark edince ona yakın davranan Mary Ann kendisine aşık etmeyi başarmıştı. Adam hastaneden sonra kadına evlenme teklifi etmekle gecikmedi. 1865 yılının Ağustos'unda evlendiler ve Mary Ann'in bu seferki soyadı Mary Ann Ward oldu. Bu kez çocuk yapmadı. Evlenir evlenmez adama yüklü bir hayat sigortası yaptırmıştı.
Bir sene kadar evli kaldıktan sonra yavaş yavaş adamı zehirlemeye başladı. Haliyle bu zavallı da şiddetli mide sancıları çektikten sonra hayatını kaybetti. Doktorlar otopsi yapmadıkları için zehir olduğunu keşfedemediler. Mary Ann yoluna devam ediyordu. Mary Ann'in hiç vakit kaybetmeye tahammülü yoktu. 1866'da gazetede hizmetçi arandığına dair bir ilan gördü. Yeni hedefi bu evdi. Görevi James Robinson adındaki adama ve 5 çocuğuna bakmak olacaktı. Adamın eşi yeni vefat etmişti. Mary Ann işbaşı yapar yapmaz adamı baştan çıkarmak için elinden geleni yapmaya başladı. Ama onun için ayak altında dolaşan 5'te çocuk vardı. Kendi çocuğunu annesine emanet etmişti. Bir süre sonra adamın en küçük çocuğu şiddetli mide sancılarından sonra hayatını kaybetti. Eşinden sonra bir kez daha yasa boğulan adamı şimdi teselli ederek kendisine bağlamaya çalışıyordu. Bunu da başardı. Sonunda James'ten hamile kalmayı da başardı. Hemen ardından da evlenme teklifi aldı. Fakat 1867 yılında tam evlenecekken annesinin rahatsızlığı üzerine bir haber alınca oraya gitmeye karar verdi. Annesinin hastalığının geçmesi uzun süreceğe benziyordu. Mary Ann de işi hızlandırmanın doğru olacağını düşünerek kadını zehirleyerek öldürdü. Kızı Isabel kendisinden uzakta büyüdüğü için gayet sağlıklı bir kızdı. Annesi ölünce kızı da alarak tekrardan James Robinson'ın evine döndü. Eve döner dönmez kalabalığı azaltmayı tekrardan düşünmeye başladı. 2-3 hafta içerisinde James Robinson'ın iki çocuğu ve kendi çocuğu şiddetli mide sancılarından dolayı hayatını kaybetti. Artık evde nüfus iyice azalmıştı. James Mary Ann'den hiç şüphelenmiyordu. Aksine böyle bir zamanda kadının yanında kendisine destek olmasına da seviniyordu. Sonunda evlilik günü geldi ve evlendiler. Mary Ann Robinson olmuştu bu kez de. Evlenir evlenmez hemen adama hayat sigortası için zorlamalarda bulunmaya başladı. Ama James yaptırmak istemiyordu. Kısa süre sonra ise ikisinin yeni doğan bebeği hayatını kaybetti. James eşinin sürekli para taleplerinden bıkmış usanmıştı. Üzerine bir de sağdan soldan borç aldığını öğrenince iyice sinirlendi. 1869 yılında son kalan iki çocuğunu ve kendi hayatını kurtaracak bir hamle yaptı farkında olmadan. Mary Ann'i evden kovdu. Son evliliğinde istediği planı gerçekleştirememişti. Hemen yeni bir hedef bulmaya çalıştı. Aynı yıl içerisinde Margaret Cotton adlı bir kadınla tanıştı. Kadın Mary Ann'e o kadar ısınmıştı ki erkek kardeşi Frederick Cotton ile tanıştırdı. Mary Ann adama çok iyi davranıyordu. Adamın da durumu gayet iyiydi. Yavaş yavaş ailenin içine sızmaya başladı. Hemen ardından ise aradaki Margaret'ı 1870 yılında ortadan kaldırdı. Acılı Frederick'e destek olmak için gidip ev işlerini üstleniyordu. Burada ilk etaptaki isteğini almayı başardı. Adamdan hamile kaldı. Evlilik teklifi ise gecikmedi. 1870 yılında Frederick Cotton ile evlenerek Cotton soy ismini aldı. Son adı Mary Ann Cotton'dı. James Robinson'dan henüz boşanmamıştı ama o dönem karşılarına bir engel olarak çıkmadı. Fark edilmedi sistem içerisinde. Şimdi yeni ailesiyle birlikte yaşamaya başlamıştı. Adama bütün aileyi sigortalattı. Herkesi ortadan kaldırıp parayı alacaktı. Bu sıralarda eski sevgilisi Joseph Natress'in henüz evlenmediğini öğrendi. Adam West Oakland'da yaşıyordu. Bir bahane ile Frederick'i oraya taşınmaya ikna etti. Bu sıralarda çocukları Robert doğdu. Taşındıktan sonra ise Joseph ile ilişkiye girmeye başladı. Zaten Frederick'e yaşam sigortasını yaptırdığı için adamı ortadan kaldırmanın zamanı gelmişti. 1871 yılında henüz bir yıllık evliyken eşi şiddetli mide sancılarından dolayı hayatını kaybetti. Şimdi Joseph ile rahat rahat görüşebilirdi. Joseph'i evine çağırarak sanki onu kiracı gibi gösteriyordu etrafa ama birlikte yaşıyorlardı. Tabii artık paraya da ihtiyacı vardı. Yeniden bir yerde çalışma için başvuruda bulundu. Yine sağlık sektöründe iş bulabilmişti. Vergi memuru olan John Quick Manning adlı adamın özel hemşireliğini yapacaktı. Adamın yanına gidip gelince zenginliğinin de farkına vardı. Yeni hedef oydu. Önce etrafı temizlemesi lazımdı ama. Eski eşinden kalan çocuklardan birisini ve kendi yeni doğan çocuğunu zehirleyerek öldürdü. Yeni adamla evlenmek için sırada Joseph vardı. Joseph de şiddetli mide sancılarından sonra zehirlenerek hayatını kaybetti. John Quick, Manning ile evlenebilmek için tek engel Frederick'in son çocuğu Charles Edward kalmıştı. Mary Ann Cotton son engel olan Charles'ı maddi zorluklardan dolayı bakamadığı gerekçesiyle çocuk esirgeme kurumuna vermeyi talep etti. O günlerde bu işlerle ilgilenen Thomas Riley adlı adam başvuruyu kabul etmemişti. Kadın da adamdan destek parası talep etmişti.
Bir gün şans eseri kadınla bir sohbetinde kadına John Quick Manning ile evlenip evlenmeyeceğini sordu. Herkes birbirine yakın yaşadığı için dedikodular kolay yayılıyordu. Mary Ann de adama arada Charles Edward Engel'i olmasa evleneceğini söyledi. Aradan 3-5 gün geçtikten sonra Thomas Riley çocuğun öldüğünü öğrenince şüpheye düştü. Bölgenin doktoru Dr. Kilburn'e çocuğu otopsi yapmadan gömmemesini istemişti. Ama aile hemen gömülmesi taraftarıydı. Doktor ilk incelemede hiçbir şey bulamadı ve çocuk gömüldü. Bu sırada da etraftan kadının yanında olan herkesin aynı hastalıktan öldüğünü öğrendi. Ayrıca civardaki komşulardan da sürekli arsenik alırken görüldüğünü öğrenince çocuğun midesinden aldığı kalıntıları incelemek için daha iyi bir laboratuvara göndermeye karar verdi. İncelemelerden ise arsenik kalıntılarına rastlanınca her şey ortaya çıktı. Artık Mary Ann Cutt'ın sona gelmişti. Yapılan araştırmalara göre son 20 yılda 21 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyordu. Bazılarının mezarları kazılıp otopsi yapılınca vücutlarında arsenik kalıntıları ortaya çıktı ve artık Mary Ann Cutt'ın nasıl vahşi bir anne olduğu da tamamıyla ortaya çıkmış oldu. Mahkemeler Mart 1873'te başladı. Tam 3 gün sürdü. Bu kadar kısa süre içerisinde dava görüldü ve ceza verildi. Mary Ann Cutt'ın idam cezasına çarptırıldı. Mahkemeden de affedilmesi üzerine sürekli yalvardı. Fakat böyle bir insan affedilemezdi. 24 Mart 1873 yılında dar ağacında sallanarak idam edildi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.